Merhaba sevgili yarışseverler. severler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Kasım 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz... 12.45'i gösteriyor. Bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olsun sevgili yarış severler. Umarım hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarış severler bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla start alıyor. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk program programla tamamlanacak. Öncelikle Bursa at yarışı analizlerimiz olacak. Ardından İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım sevgili yarış severler. Ben Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır arkadaşlar. Özellikle Ekim ayında 24.780 lira ikramiye kazandırdık toplamda WhatsApp grubumuzda yine bu ayda yaklaşık dün de bulduk biliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 11.500 lira civarına çıktık. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız varsa videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgileri rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakın arkadaşlar. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini gmail adresimize atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okangunertv.gmail.com gmail.com Arkadaşlar grubumuz aylık 100 liradır. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarışseverler diyerek ben Bursa at yarışları analizime geçiyorum. Bursa'da 7 koşuluk bir program var arkadaşlar. Sürprize müsait de bir program gibi görünüyor. Altılık Ganyan programın ikinci koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışı. Altılı ilk ayağında özellikle bir safkanı çok tutuyorum. 3 numaralı gel kız. Bu safkan son 2 kum yarışını kazanmasını bildi arkadaşlar. Çok değişik bir koşu stili var sanki kumda koşmak için yaratılmış gibi hafiften e, ön tarafı kambur gibi duruyor koşarken gerçekten çok etkili iki güzel yarış kazandı e, kumda ardı ardına. Bugün Bursa pistiyle ilk defa tanışacak olmasına rağmen ben 3 numaralı Gel Kız isimli safkanı bugün Cemal Paso idaresinde öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine son yarışında ağır kilosuna rağmen çok beğenimi kazanan bir isim var. 2 numaralı Altın Zele 1400 mesafede 63 kilo sikletiyle kazanmasını bildi. Bugün 61,5 kilo sikletiyle e, 2 numaralı Altın Zele'yi de ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Mahberver Kız Evet arkadaşlar. 4 numaralı Topuklu Efem, 5 numaralı Boraltan ve 1 numaralı Calibetay isimli safkanlar. Benim bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyı'nın ikinci ayağına geçiyorum. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışında 11 numaralı White and Tea. Esasında bu safkanı banko olarak vermekti niyetim. Arkadaşlar Çünkü galoplarında gerçekten çok çok güzel e, işler yapmış. Bugün Mustafa Çiçek arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. E, tek dezavantajı dişi oluşu, kısrak oluşu gibi bir hisse kapıldım. Bank olarak veremedim ama bu galoplarla, bu işle ve Mustafa Çiçek'le bugün en hazır safkan izlenimi veriyor. 11 numaralı White and Sea isimli safkan. Bu safkanın kötü koşması durumunda sırasıyla beğenimi kazanan isimler 6 numaralı Mister Ozi, yine 7 numaralı Pockets Ice, 1 numaralı Bibi Han ve 10 numaralı İstisna isimli safkanlar bu koşuda beğenimi kazanan safkanlar olduğu ve altılı Ganyon'un 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da 9 numaralı Havzalı son yarışını izlerseniz kadrajda yokken dış kulvardan çok etkili ataklarla geldi. Çok güzel bir dördüncülük elde etti. Çok güçlü bir safkan ve öz haber temsilcisi. Bugün Mahmut Tura İdaresi'nde 53 kilo sikletiyle yarışa katılacak. Ben 9 numaralı Havzalı'yı rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda zaman zaman çok güzel yarışlar yaptığını bildiğim 6 numaralı Yıldız Kümesi ve 3 numaralı Defne Yaprağı isimli safkanlar bana göre bu grup için yeterli olacaktır sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da yine son yarışına göre El Corredor temsilcisi Altunmalı Çayır Ağası ön planda çıkıyor ama safkanlar özellikle birbirine yakın hata affetmeyecek isimler olduklarını görüyorum. Bugün Altunmalı Çayır Ağası aslında Mertcan Çelik idaresinde 54,5 kilo sikletiyle ben ilk şanslı isim olarak önereceğim. Siklet avantajı da var bu safkanın. Yine son yarışında Mertcan Çelik arkadaşımız idaresinde çıkma avantajı var. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Kandıra Güzeli yapılı bir safkan kuma yatkın e, pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde bir numaralı Kandıra Güzeli de benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı King Bora ve dört numaralı Ata Beyim isimli safkanlar benim bu koşuda beğenimi kazanan isimler oldu. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışı ilk defa koşan safkanların 1300 mesafe kum pistte birincilik mücadelesi olacak. <laughs> sevgili severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Şu ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili severler. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de sizlere sahadan duyduklarım köşemizde paylaşıyoruz. Ben bu iş için sizlere garanti vermiyorum arkadaşlar ama şunu da ifade etmek istiyorum. Bu işin bileni yoktur. Bu işte en iyi bilen, en iyi çalışandır, en iyi takip edendir. Geçtiğimiz ay 27 bin, 24 bin 780 lira kazandırdık bu ayda 11.500 liraya geçtik sevgili yarış severler tabii ki her zaman altılı bulunacaktır diye bir garanti veremeyiz zaten bunun e, bunu bilsek arkadaşlar her gün altılı bulurduk hangi altının denk geleceğini bilmek de tabii kazanmak kadar önemli grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız e, aylık 100 lira vererek grubumuza dahil olabilirler. Ee, videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirsiniz Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini bırakmak istiyorsanız. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize bırakabilirsiniz diyerek 6'lı gayenin 5. yerine geçiyorum. Arkadaşlar 5. ayakta ben 2 numaralı Bozkurt isimli safkan İstanbul'da iç pistteki hazırlıklarını çok beğendim. Bugün Tolga Yıldız dairesinde ilk şansı 2 numaralı Bozkurt isimli safkana vereceğim. Yine 6 numaralı... Polat Can isimli safkan da yine beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bugün ikinci şansı da alt numaralı Polat Can isimli safkana veriyorum. Yine 9 numaralı İncirli İncisi. Evet arkadaşlar ve bugün benim beğenimi kazanan isim oldu. Özellikle galoplarını çok beğendim bu safkanın. Yine 3 numaralı Full Muscle. Yine ekri koşma avantajı var bu safkanın. 7 numaralı Araza isimli safkanlar bana göre 2 6 9 3 7 buraya yeterli olacaktır sevgili yarış severler diyerek programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışında Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle burada aslında iki safkan içerisinde tereddüt ettim. Bir numaralı Pege Bandi ve 17 numaralı Think Pink arasında özellikle 17 numaralı Think Pink sonlarda çok etkili geliyordu. Bu beni yanıltmış olacak yani bu safkanı tek verecektim ama arkadaşlar gerek koşmuş olduğu koşularla gerek derecesiyle gerek kalitesiyle ön plana çıkan bir isim var burada. Cointer tayı bir numaralı Peggy Bundy'nin bugün Hayrettin Yol Açıcı kendisi Safkan'ı çok iyi tanıyor. Ben bugün günün banko ismi olarak bir numaralı Peggy Bundy isimli Safkan'ı tercih ediyorum ve yarısı arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Yine banko arayan arkadaşlarıma altılıyı küçültmek için Önerim 6'lı Ganya'nın 3. ayağında Evet arkadaşlar 9 numaralı yine ilk defa koşacak olan özür dilerim arkadaşlar. Evet 6 9 numaralı havzalı ya da ikinci ayakta 11 numaralı White and Sea banko olarak tercih edilebilir. Bu tercihi de siz yarışsever arkadaşlarıma bırakıyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize çok güzel bir gün temenni ediyorum. Bugün biraz geç verdim arkadaşlar çünkü saatleri şaşırdım. Ee, bir gün 3.30'da başlıyor, bir gün 3'te başlıyor, bir günde de 2.30'da başlıyor. Bugün de bu saat yarışları saat 14.30'da başlıyormuş. Bu da bizi yanılttı sevgili severler. Bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.